الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله
وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız O'na kulluk eder ve yalnız O'ndan isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Amin. Sevgili dostlar, hayırlı sahurlar. Ramazanımız mübarek olsun. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş. Umarız bu Ramazan hayatımızda hem ferdi olarak hem de toplumsal olarak, İslam dünyası olarak gerçek anlamda değerlendirenlerden oluruz. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Sahur Vakti'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı her zaman olduğu gibi yine içinde bulunmuş olduğumuz ayın en önemli özelliği olan Müslüman için, Müslümanlar açısından anayasa niteliği taşıyan, hayatımızın bütün inceliklerini, hayatımızda neyi nasıl yapmamız gerektiğini bize en doğru bir şekilde aktaran Kur'an-ı Hakim'le açtık. Bu ay aynı zamanda Kur'an ayı. Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ve hayatımızda tatbik etmeye çalışma ayı. Umarız bu kurmuş olduğumuz cümleler, bu kurmuş olduğumuz kelimeleri hakkıyla yerine getiririz. Program açılışında o güzel sesiyle birlikte programımızı şereflendiren Tayfun Bambal kardeşimiz, çok genç, genç hafızlarımızdan. Allah hem ondan hem de bu gibi hafızlarımızı yetiştiren hocalarımızdan razı olsun. Dünyanın en güzel işlerini yapıyorlar. Kimler bunlar? Mesela Tayfun kardeşimizi yetişmiş olduğu yer neresi hemen hatırlatalım. Asım'ın Nesli Vakfı, İstanbul Güneşçi Tevhid Kur'an Kursu hafızlarından Tayfun kardeşimizdi. Ve buradan tüm bu Kur'an kursundaki hocalarımıza ve bunun gibi hafızları yetiştiren diğer bütün hocalarımıza, dünyanın neresinde olursa olsun hocalarımıza saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
Sevgili dostlar, mirasımız sahur vakti diğer programlardan, diğer sahur programlarından farklı bir formatta gerçekleşiyor. Bunu biz programlarımızın ilerleyen dakikalarında, ilerleyen günlerinde sürekli olarak gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Bugün hem benim açımdan hem de sizler açısından çok değerli bir sahur programı olacağını vaat ediyoruz. İnşallah nefesimiz el verdiği ölçüde çok değerli bir hocamızı bugün misafir ediyoruz. İslam hukuku açısından, yani İslam'ın, biraz önce kurmuş olduğumuz cümlelerin arasında zikretmiştim, İslam'ın hayata nasıl yansıması ile ilgili hayatını tamamıyla bu konuya vakfetmiş bir ismi şu anda stüdyolarımızda misafir ediyoruz. Profesör Doktor Cevat Akşit hocamız. TV5 ekranlarından da çok yakinen takip ediyorsunuz. Ben kendisiyle programdan önce konuşurken ileye dokunan hocalarımızdansınız dedim. Bununla ilgili de konuşacağız. Gerçekten de Cevat Akşit hocamız, bir Müslümanın hayatı nasıl olması gerekiyor? Doğru kaynaklar, sağa sola bakmadan, ona yaranabilir miyim, buna yaranabilir miyim, yaranamaz mıyım demeden, direkt olarak doğru bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve hayata geçirme ile ilgili bütün hayatını buna vakfetmiş olan bir hocamız. Dolayısıyla bu programı başka bir yerde, bu programda kurulan cümleleri başka bir yerde bulmanız mümkün değil diyebiliriz. Dolayısıyla hemen eş dosta haber verin, komşularımıza bakın. Eğer ışığı yanmayan varsa hemen uyandıralım. Hem sahur yapmalarına vesile olalım, hem de bu güzel sohbeti kaçırmayın derim. Mirasımız sahur vaktinde bir başka özelliğimiz daha var. Ramazan serinliği etiketiyle, her gün bir etiketle beraber sosyal medyadan mesajlarınızı alıyoruz. Ramazan serinliği etiketiyle birlikte sevgili dostlar, bugün bir yeni bir soru soruyoruz. Hemen bu soruyu hatırlatalım. Bugünkü sorumuz, bu sorunun cevapları arasından bir izleyicimize hediyemiz olacak. Bugünkü sorumuz şu, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili. Mescid-i Aksa'nın günümüzde kullanılan kapı sayısı kaçtır? Tekrar hatırlatalım. Ramazan serinliği etiketiyle birlikte bugünkü sorumuz, Mescid-i Aksa'nın günümüzde kullanılan kapı sayısı kaçtır? Bu sorunun cevabını bize gönderirseniz, mesajlarınızı da gönderirseniz yayında okuyacağız. Mirasımız sahur vaktine başlıyoruz efendim. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz. Biraz önce bahsetmiştik. Çok değerli bir konuğum var, çok değerli bir hocam var. Önünde saygıyla eğildiğimiz hocalarımızdan, Allah kendisinden ve kendisini yetiştiren hocalarımızdan razı olsun. Profesör Doktor Cevat Akşit hocamız, fıkıh uzmanı, İslam hukuku uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ramazanımız mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun. Çünkü Allah razı olsun. Muhammed'in mübarek olsun inşallah. Ramazan ayı bir bereket ayı, rahmet ayı. İnşallah gereği gibi nasıl diyelim, hissedar olanlardan oluruz hepimiz. İnşallah. Ramazanınız nasıl geçiyor hocam? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi geçiyor. Ramazan ayı biliyorsunuz müminlerin ayıdır. Recep Allah'ın ayı. Efendimizin ifadesi öyle. Şaban benim diyor. Ramazan da müminlerin ayı. Yani Cenab-ı Hak müminleri her zaman çok seviyor. Çeşitli vesilelerle onları, müminleri affetmek için kapılar açmış. Kapılar açmış. Fırsatlar meydana getirmiş. Her gün var bu seher vakti, namazın arkası, işte ezan okunurken, ezanla kâmet arasında vesaire vesaire saymakla bitmez. Bir de bunlardan ayrı ayrıca yılda bir defa da bir bize Ramazan ayı diye bir ay tahsis etmiş. Bu ayda Cenab-ı Hakk'ın her zaman olan o rahmet kapıları, mağfiret kapıları
sonsuza kadar açılıyor. Burada birazcık şöyle kıpırdayana Cenab-ı Hak sonsuz merhametiyle, ufranıyla, setriyle muamele ediyor. Bu bakımdan bu ayı müminler fırsat ayı bilmeli. Bilmeli, fırsat olarak. Aslında her ömrümüzün her saniyesi fırsat saniyesi olmalı da öyle olmalıyız biz müminler olarak. Çünkü biliyorsunuz bizim için Cenab-ı Hak bir ömür biçmiş, şu kadar yaşayacaksın demiş. Bunu uzatamıyoruz, kısaltamıyoruz. Bilmiyoruz ne kadar. Bilmiyoruz. Evet, bu aldığımız nefesler bizi o son noktaya hep götüren nefesler. Nefes almak bir nimet, vermek bir nimet. Almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine çatlarız, yine yaşayamayız. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimüşşan'da da biliyorsunuz ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ her nimetten mutlaka vallahi billahi işte der gibi. O lem tekit var, tekit nunu var. Mutlaka hesaba çekileceksiniz. Var. Eyvah. Nefeslerimizi nerede alıp veriyoruz? Eyvah. İyi yolda mı, kötü yolda mı? Evet. Ve şimdi işte... Hocam işimiz zor. Ramazan işte bu kaçırdığımız fırsatları yakalamak için Cenab-ı Hak tarafından bize özel bir tarife uygulanan bir ay. Böyle bir Allah'ın lütfettiği bir ayı bu inanan bir mümin, tabii inanmayan tarafımız yok. Ondan sonra o zaten toptan kaybetmiş. Biz inananlara kardeşimiz olarak söylemek istiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem râvime enfü racülin şu adamın bunu yere süssün. Kafası çalışmaz bir heriftir. Birisi bu. Ramazan gelir. Sağlıklıdır. Hasta değildir. Yolcu değildir. Şu değildir. Bu değildir. Ama Ramazan'ı güzel geçirip günahlardan arınarak cennetlik olma niteliğini kazanmaz. Bu adamın burnu yere süssün diyor. Kafası çalışmayan bir heriftir bu diyor. Evet, bunun yanında biliyorsunuz benim adım yanında anıldığı zaman bana salavat getirmenin de burnu yere sürtsün. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir 10 salavat getirsek biz melekler 10 salavat getiriyor o adama. Resulullah'a salavat getirdi diye dua ediyorlar bizim için melekler. Meleklerin dua etmesi bizimkinden çok farklı. Çünkü melekler hep iyilik işliyorlar. Yani kötülük işleme şeyleri yok, kabiliyetleri yok. Tek görevleri iyi. Cenab-ı Hak tesbih etmek, evet, tenzih onlar, etmek. Hep iyi. İyi insanların duası da garantili, geçerli. O bakımdan meleklerin dua etmesi çok önemli. Yani biz etsek biz biliyorsunuz karışıyoruz. Biraz karışıyoruz. Geçilmez bu. Umut kesilmez de. Evet. Öyle tarafımız var ama melekler işte onun için Efendimiz diyor bana bir salavat getirin, melekler 10 salavat getirir. Adım anıldığı halde bu fırsatı kaçıran adamın da burnu yere sürtsün. Kafası çalışmayan bir heriftir. O zaman burada hemen bir salat selam getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salavat-ı şerif de bu. Allah razı olsun. Yahut da Efendimiz geçirir sallallahu aleyhi ve sellem. O şekilde kısa salavatlar. Evet, bir diğer şey de annesi babası yaşlı. Bakıma muhtaç. Kendisi de imkanı var. Bakmıyor. Annesinin babasına baksa Cenab-ı Hak yine onu baktığından dolayı günahlarından arındıracak, kendisini yakın kullarından kılacak ve cennette şey edecek, mükafatlandıracak. Bu imkanı varken annesine babasına bakmamış, yaşlı annesi babasına, cenneti kazanmamış. Bunu da yere sürsün diyor. Böyle bir fırsat kaçırılır mı? Evet, bu üç şeyden şimdi konumuz Ramazan. Evet. Ramazan sizin de açılışta söylediğiniz gibi evveli rahmet, ortası mağfiret. Günahlardan arınca da nereye gidilir? Cennete gidilir. Cehennemden kurtulunur. İnşallah. Ve cennetlik, evet öyle efendim. Bir mümin Ramazan'ı güzel tutsa, Ramazan'ın sonunda ölse diyor, doğru cennete gider diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan çünkü günahlardan arındırıyor. Öyle diyor. Men sâme Ramazan'ı ve kâmehu gufre lehu mâ takaddeme min zenbi. Kim Ramazan'da oruç tutarsa ve Ramazan'da
kıyam üzere Ramazan'ı geçirirse, yani teravihleri kılarsa, Ramazan kıyamı bu. Zaten beş vakit namazı her zaman bizim görevimiz, müminin görevi. Bir de Ramazan'a mahsus bir teravih şeysi, namazı var. Bunu kastediyor. Böyle bir Ramazan geçirirse geçmiş günahları tamamı affolunur diyor. Ma takaddeme min zenbi. Bir küçük günah, büyük günah tabiri yok. Ve takaddeme min zenbi. Günahlarının evvelce olan günahları hepsi affolunur. Böyle bu fırsatı kaçırırsa adam hakikaten bunu yere sürtsün. Böyle fırsat kaçar mı? Böyle bir fırsatı kaçırmamalı mümin. Bir de elhamdülillah Ramazan gelince kalbinde iman olan, peygambere bir sevgi olan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini tasdik etmiş, diliyle söylemiş, böyle inanmış müminler bir gayrete geliyorlar. Ramazan'da hep beraber bir dini hayat canlanıyor. İnsanoğlu da çevresinden çok etkilenir. Yani herkes bir tarafa giderken senin onların gittiğini aksine gitmesi bayağı zor bir iştir. İnsanla çevresine etkilenir, arkadaşından insanlara etkilenir. Sosyal bir varlık çünkü. Öyle, öyle bir yer. Evet, şimdi Ramazan'da herkes böyle şey olunca, oruç tutmak, ibadet etmek, Müslümanın gereklerini yerine getirmek etraftaki desteklerle kolaylaşıyor. Bu kolaylığı da kullanmazsa adam hakikaten bunu yere sürtsün yani. Bunu yere sürtsün. Bunu yere sürtsün. Bir de şu var efendim. Şimdi müminler topluca dua ettiği zaman melekleri Cenab-ı Hak buyururmuş ki bunlar ne için toplandılar? Dua ediyorlar. Cennete girmek için. Neden korkuyorlar? Cehennemden korkuyorlar. Ben bunların istediklerini bunlara verdim. Korktuklarına bunları emin kıldım. Derlermiş ki ya Rabbi, bunların içerisinden böyle şu bu maksatla gelenler de var. Yani, hepsi bu söylediğinize layık değil. Niyeti biraz bozuk olanlar da var. Var yani. Evet. Başkasının eksiğini aramak için gelenler de var mesela, değil mi? Ben benim sevdiğim kullarla beraber olanların hepsini aynı teraziye koydum. Hepsini affettim. İstediklerine nail kıldım. Korktuklarından emin kıldım buyurur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari Müslim hadisidir. Böyle bir müjdesi var. Şimdi de camiye gideceksiniz. Namaza duracaksınız. Uydum şimama diyeceksiniz. Efendimiz buyuruyor ki el imamu damin. İmam kefildir. Yani kaç kişi arkada namaz kıldıysa hepsinin namazın hesabını imam verir. Yani cemaatin namazı garantilidir. Garanti geçerlidir. Geçerli bir namaz da Efendimizin buyruklarıyla gene sabit. Kendinden evvelki namaz arasında günahları siler, götürür. Şimdi sen beş vakti camiye gidersen, imama uyarsan tertemiz bir gün geçirmiş olursun. O konuda biraz gevşeyiz hocam. Yani işte, cemaate gitme konusunda. Ama bu kendi açımızdan bakın gene hani Ramazan'da kolay oluyor camiye gitmek de, oradan bunu söyledim. Her zaman var bu da. Ramazan'da daha kolay. Herkes gidiyor, hadi gideriz. Kolay yani. Şimdi bu kolaylığı da kullanması lazım. Gitmemiz lazım. Bak bu Efendimiz'in sözü %100 doğru. O ne söylerse Cenab-ı Hakk'a, onun Cenab-ı Hakk'a verdiği şeylere dayanarak söyler. Bizim gibi işkembeden atmaz o. Kur'an'da kesin ayetler var. Ne öyle diyor. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Abdullah ibn Amr ibn As. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri Kur'an-ı Kerim'le karışır diye benim hadislerimi demiş şey etmeyin, yazmayın. Çünkü İncil karışmış, Tevrat karışmış, insan sözüyle Cenab-ı Hakk'ın sözü karışmış. Bu tehlike olduğundan dolayı benim sözlerimi demiş yazmayacaksınız. Kendi yasak hayatındayken. Kendi hayatındayken yazmayı yasak etmiş. Onun için Kur'an yazılıyor. Dizinin dibinde vahiy katipleri var. Evet. Yazılıyor. Yazılan kağıtları sahabiyle muhafaza ediyor. Ve onlar da Hazreti Ebu Bekir zamanında toplanmış, musaf haline getirilmiş. Hazreti Osman zamanında da bundan 6 tane çoğaltılmış. Bir tanesi de bizim İstanbul'da Topkapı Müzesi'nde.
orijinal Hazreti Osman zamanındaki Hazreti Osman zamanındaki sofralardan birisi aynen duruyor. Gidip ziyaret edebilir seyircilerimiz. Harem birisi maalesef Amerika'da. Amerika'da mı? Evet. Birisi Paris Milli Kütüphanesi'nde orijinal şeyler. Ne işi var hocam? Ne işi var? Çünkü adamların ekonomik güçleri var. Dünyayı gittiklerinden sömürüyorlar. Böyle güzel şeyleri alıp geliyorlar. Müzelerine koyuyorlar. Bağdat'a geliyor. Hocam bizim yatacak yerimiz var mı bilmiyorum. Evet. Onlara kaptırıyoruz böyle. Çok söylüyorsun. Eyvallah. Evet, Müslüman yüce, yüksektir diyor Allah. Entümül alevn. Onu el açamaz. Müslüman yüksek olacak. Başkaları onu el açacak. Başkaları el açarsan işte böyle senin kıymetli şeylerini alıp götürüyor herif. Çeşitli bahanelerle geliyor sana. Veya hayır desen bile güçlü olduğu için gelip alıp götürüyor. Bağdat'a girdi de, Irak'a girdi de, onlara iyilik için mi girdi sanki? Orada çok güzel, tarihi, kıymetli eserleri aldı, götürdü. Ve orada şimdi yok yok, Kongre Kütüphanesi'ne gittim ben. 17 sene çalıştım, elde ettiğim sonuçları o bir haftada daha çoğunu elde ettim. Her şey var çünkü. İstediğin önüne geliyor hemen, her şey var. Her şeyi götürmüşler. Vaktiyle Fransızlar da öyle yapmış. Şu da yani Müslümanlar aslında öyle yaratılmış, onun için yaratılmış. Bütün insanlara örnek, onlardan üstün olacaksınız. Öyle Allah'a yani Cenab-ı... Müslüman kendisini alçak göremez. Kesinlikle göremez. Başkalarını özellikle Avrupa'ya hani benzeyelim. Göremez bir. Zaten alçak olmamalıdır. Mecburdur yüksek olmaya. Allah öyle yaramış. Ve kezelike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnû şühedâ alennâs. Biz sizi bütün insanlar sizden örnek alsın, size lütfen bana da şey eder misin diye yalvarsın diye öyle bir örnek millet yarattık diyor. İnsanlar böyle ölmek zorundadır. Böyle olmazsa efendim namaz, oruç, bunlar soracak, bir de bundan soracak. Sen neden o gavurun karşısına böyle durdun? Neden öyle el açtın diye bir de bu soru var. O bize el açacak. Mümin yüksektir diyor. Entümül alevn. İntim müminseniz yükseksiniz. Neden yani bir gavurun karşısında eğiliyorsunuz? Bu, alt, evet. Bu ne diyorlar buna? Bu kompleks. Kişilik yani, kaybı, şahsiyetsizlik. Bir türlü kurtulamıyoruz bundan hocam. Yani bu sanki veya böyle bir... çıkarlar işte imanın kabuğu değil. Bir mümin 5 kuruş fazla kar edeceğim, malla 5 kuruş fazla satacağım diye veya yemek bana gelsinler diye gavura böyle el pençe divan duruyor. Tamam, o da insandır. Biz onlara şey edin demiyoruz ama mümin en şerefli insandır. Evet, evet. Bir sarhoş bile olsa bir adam inkar etmedikçe günahkar mümindir. Ve 1 milyon obamadan kıymetlidir arkadaş. Bir daha hocam son cümleyi alalım. Evet. Bir mümin sarhoş bile olsa, inkar etmedikçe sarhoş bile olsa, evet, 1 milyon Obama'dan üstündür. Alt KJ. Asla, asla ölçülmez. 1 milyon Obama'dan. İmanı var çünkü. İmandan kıymetli bir şey var. Elhamdülillah. Evet. Öyle. Bu kadar kıymetliyken böyle 2 kuruş için, 5 kuruş için. Ya niye yani kendini öyle küçültüyorsun? Avrupa'nın karşısında evet, boyun büküyormuş lazım. Hocam bir reklam arası gelmiş. Peki. Tabii bu arada bizde sahur vakti. Sevgili dostlar, kısa bir araya gidelim. Bu güzel sohbete devam edeceğiz. Buyurun. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Bugün Ramazan'ın 4. günü. Allah hayırlı mübarek etsin. Tuttuğumuz oruçlar hayatımızda gerçek anlamda bize etki etsin. Yani oruç bizi tutsun inşallah. Bol bol dua edelim. Sizler bize, birbirimize dua edelim. Müslümanın birbirine duası çok geçerli. Dolayısıyla mirasımız
Derneğinin katkılarıyla hazırlanan mirasımız sahur vaktinde işte bunları konuşuyoruz. İslam hayatımızda nasıl bir değişikliğe yol açmalı? Bir ibadet gerçekleştiriyoruz. Bugün bu Ramazan ayında bir oruç ayı. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, oruç tutuyoruz. Bir orucun kişisel olarak bizde, toplumsal olarak toplumumuzda, dünyada meydana getirmiş olduğu sükuneti herkes müşahede ediyor. Trafikte, otobüste, tramvayda, metroda. Acaba bir tane ibadeti bu şekilde yerine getirdiğimiz zaman bu kadar rahatlık oluyorsa, bir de İslam'ın diğer hükümlerini elimizden geldiği kadar hayatımızda tatbik etsek etraf nasıl olur? Gerçekten bu çok önemli. Çok değerli bir konumuz var. Profesör Doktor Cevat Akçet hocamız, İslam hukuku uzmanı. Sorularınız var, mesajlarınız var. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü sorumuz, Kudüs Tarihi kitabı ve Mescid-i Aksa krokisi vereceğiz. Bugünkü sorumuz şu: Ramazan serinliği etiketiyle beraber Mescid-i Aksa'nın günümüzde kullanılan kapı sayısı kaç tanedir? Bunun cevabını bize gönderiyorsunuz. Etiket Ramazan serinliği. Mesajlarınız var, birkaç tane hemen okuyalım. Ömer Faruk Çağrıcı Ramazan serinliği etiketiyle kapı adedini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Sema Nur İl Kılıç göndermiş. Şimdilik okumuyorum bunları. Hayırlı sahurlar Necati Çelik, hayırlı sahurlar Kadir abi. Cevat hocamıza da selam olsun demiş. Selamları var izleyicilerimiz. Allah razı olsun. Serhan Soylu, aman abi programını kaçırmayalım diye yatamaz olduk. Bizi de düşün abi. Allah iyi olur inşallah. Evet, sorunlar, şeyler, kapı cevapları geliyor. Hayırlı yayınlar, hayırlı sahurlar. Sema Nur İl Kılıç. TV5 yine hakkı haykırıyor. Allah sizden razı olsun Serhan Soylu. Teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Facebook'tan da birkaç mesaj okuyalım. Hocam birkaç soru da var bu mesajların içerisinde. Onu da hemen size aktarmış olayım inşallah. Emre Koç, hocamızdan bugünkü genç kitle için dua istiyoruz demiş. Gençler için. Evet. Gençlik şehvet ve nefsinin esiri haline gelirken gençleri uyarmayan, doğruya, hakka yönlendirmeyen hocalardan da şikayetçiyiz demiş. Hayırlı yayınlar demiş. Ne dersiniz birkaç cümleyle hocam? Evet. Gençlerin durumu. Güzel noktaya değinmiş. Emre Koç. Adımız hocaya çıkmış. Yoksa gerçek anlamda hoca mıyız? Çok su götürür de. Yani adımız hoca çıktıktan sonra arkadaşımızın sorusunda bir önemli nokta var. Hocanın dinin emirlerini insanlara duyurması eksiksiz, fazlasız olduğu gibi elçidir. Ya ilave edebilir ya eksik olduğu gibi. Kabul edip etmemek dinleyen adamın canı. Biz meme aleyna illel bela, biz tebliğciyiz, söyleriz. Hidayet Allah'tan, adamın kendisi o muhataptır, o öyle. Ama biz eksiksiz fazla mutlaka dinin emirlerini bildirmek farz-ı ayın bize. Adımız hocam. Farz-ı ayın. Farz-ı ayın. Yani farz-ı kifaye değil. Farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye müminlerin her birine farz-ı kifaye. Ama hoca denen adama farz-ı ayındır. Hoca bildiğini söylemek zorundadır. Söylemediği takdirde yülcemi bileceğimin nar. Ateşten gem vuracak. Niye söyleyeyim? Bir de söylediğini yapması lazım hocanın. O da çok önemli. Çok sorumlu bir mevki hocalık. Lime tekulûne mâ lâ tefalûn Kur'an'da, Saf suresinde. Yapmadığınız niye söylüyorsunuz? Evet, önce yapacağız, sonra şey edeceğiz. Eski güzel hocaların sözlerini vatandaş unutmuyordu. Niye? Çünkü yapmadığını söylemiyordu. Mesela Bursa'da Ulu Cami'de güzel bir hoca konuşurmuş. O zaman kölelik var eski devirde. Köleler var. Harpte Allah'ın esirleri devlet köle olarak verebiliyor. Kölesi olan bir zengin de o hocayı çok dinlermiş. Geldiği zaman toplarmış şeysini, personelini, kayyasını falan. İşte hoca şöyle anlattı. Onun dediğini aynen uygularmış. O köle de gitmiş hocaya, demiş ki bir de köle azadından bahsetsene hocam falan demiş. Tamam evladım demiş. Artık öteki haftayı böyle iple çekmiş. Çünkü köle azadı eden cennete gidecek diye söyleyecek hoca. Dinde öyledir çünkü. Köleyi azat eden cennete gider. Onu diyecek, öylece hürriyetine kavuşacak. Ertesi hafta gitmiş hoca, bahsetmemiş cuma vaazında. Öbür hafta gene var, bir ay sonra
Biraz sonra demiş aziz cemaat köle azadından bahsedeceğim falan. Gelmiş toplamış bütün köleleri azat ettim demiş. Hocam demiş ya bir hafta evvel söyledim size demiş. Peki dedim ama 4 haftadır sonra yavrum demiş benim sen söylediğin zaman kölem yoktu. Köle yat dediği zaman yatacak, git dediği zaman gidecek. Onun işinde, işini görecek. Hı hı. Onun emrinde, onun emrinde. Öyle bir kimse, böyle bir kendisinin her dediğini yapan insanın hoşuna gider değil mi? Bunu alışır, bu alıştığı, hoşuna giden şeyi Allah için azat etmesinden dolayı Allah ona cennet veriyor. Hem kendisi zor, hem de bir insanı özgür insan yapıyor. O bakımdan zor, güzel, ondan dolayı cennet veriyor. Ben daha kölem olmadığı için yavrum yapmadığım şeyi söylemek dinen hesap verilecek bir madde. Onun için evvela köle aldım. Ondan sonra ona ısındım 4 hafta. Sonra bayağı hoşuma gitti yani yat yatıyor kalk kalkıyor. Ondan sonra Allah için azat ettim sonra konuştum. Ben böyle yapmasam senin benim sözümü dinlemez. Evet öyledir. Öyledir. Bu kadar önemli hocaların. Bu kadar önemli efendim. Allah'ın ayeti de böyle zaten. Hı hı. Eski gerçekten peşine milyonların, yüz binlerin takıldığı büyük imamlar hep böyleydiler. Hep böyleydi. Dolayısıyla önemli. İmam Azam'ı mesela efendim bir sözle müsaade buyursanız. Çok seviliyor böyle. İmam Azam Hazretleri akşam işte ders verdikten sonra yatarken okuyor, yazıyor her gün götürdüğü şey tesbihler, şunları bunlar var. Namaz kılıp yatıyor. Gece kalkıyor, teheccüd kılıyor filan. Böyle talebe oku diyor fi sebilillah hiç devletten maaş almıyor. Kendi parasıyla talebeyi besliyor, kendi geçimini sağlıyor. Devletten maaş almıyor. Kirli para gelir diye. Öyle bir imamların hepsi böyle. Çarşıdan giderken biliyorsunuz ders okuduktan sonra talebelerden bazıları hocam derste şunu söyledi, şunu söyledi de eteğini hocanın yanına toplanırlar. Yolda giderken de sorularını sorarlar. Hı. Böyle sorup giderlerken esnaftan birisi yanındaki komşu demiş. Komşu şu adam biliyor musun bu Numan bin Sabit, Ebu Hanife diyorlar buna. Bu adam demiş sabaha kadar hiç uyumaz. Sabaha kadar ibadet eder. İmam Azam da bunu duymuş. Halbuki daha evvel yatıyor, kalkıyor. Mullalar demiş, uyku bize haram oldu. Bizi insanlar ne zannediyor? Biz neyiz? İnsanlar yalancı çıkmasın diye ondan sonra ölünce kadar hiç uyumamış, şey etmemiş. Yatmamış, uyumamış. Sabaha kadar ibadet etmiş. Allah Allah. Evet, sabaha kadar abdestle ibadet etmiş. Evet, hocalık, imam, hoca dedin böyle olacak. Böyle olmalıyız. Dedin, böyle olmalıyız. Allah da böyle diyor zaten. Yapmadığını niye söylüyorsunuz? Ayrıca soracak. Evet, işte kardeşimiz de onu söylüyor. Evet, bizim görevimiz, adımız hocaya çıkmışsa, Kur'an faizi haram kıldı. Zinayı haram kıldı. Gıybeti haram kıldı. Neyse haramlar söyleyeceğiz. Şu sevaptır söyleyeceğiz. Hiç çekilmeden, eksiksiz, fazlasız. Hocam, değişiklik yapmadan. Bir başka izleyicimiz de faiz dediğiniz için, günümüzün en evet. büyük imtihanlarından, evet. Müslümanların imtihanlarından bir tanesi. Demiş ki, Yusuf Küçük Ali, şimdiden hayırlı sahurlar demiş. Benim sorum bir Müslümanın faiz alıp o aldığı parayla, aldığı yiyeceklerle orucunu açması oruca zarar verir mi demiş. Selamun aleyküm demiş. Efendimiz hadisi aleyküm var aleyküm. Efendim. Yediği haram, içtiği haram, konuştuğu haram. Açlık çeker sadece diyor. Eline ne geçer ki? Tamam oruç niyet edersiniz. O Tanrı vaktinden güneş batana kadar yemezsiniz, içmezsiniz. Cinsel ilişkide bulunmazsınız. Orucun şartları bu değil mi? Rükünleri. Orucunuz var. Ama bir taraftan da böyle yediğiniz haram, içtiğiniz haramsa, dedikodunu ağzını çekmiyorsanız cebiniz delik herif. Bir taraftan inanıyorsunuz, niyet edip şartlarını yerine getiriyorsunuz. Sevabı dolduruyorsunuz, kullanacağına sokuyorsunuz. Bir şey yok. Niye? Ceptelik hep dökülmüş. Cepte bir şey yok. Evet, şimdi namaz kılmayan, biz oruç tutan var. Namaz kılmak zor geliyor, 5 vakit. Orucu tutuyor, namazsız. Tamam kardeşim, oruç ayrı ibadet, öteki ayrı ibadet. Tamam da, bu eğildiğinin yönü değişen Kur'an-ı Kerim'de misal var. Bir kadın sabaha kadar eğiriyormuş, yünü iplik yapıyormuş, götürüyormuş yünciye.
veriyorum cipriyi, tekrar yün alıyormuş. Neyle geçinecek bu? Kâr etmesi lazım değil mi? Emeğinin para karşı almasın. Evet. Almıyorum. Eğildiğin yüne değişiyor. Elinde ne var? Hiçbir şey. Yok. İşte namaz tamam. Orucu tuttun tamam. Güzel. Öbür taraftan namaz kılmadın. Buradan kazandın. Üfürdün gittin. Eline ne geçti artış? Artı, eksi, eşittir, sıfır değil mi? Sıfır. Şöyle yani. Şimdi haram maram yerseniz, haramla beslenirseniz, haramla beslenen çocuktan hayır gelmez eğitimde. Hocanın kabahati yok, müdürün kabahati yok, öğrenmiyor. Ne yapsa haramla beslenen bir çocuk kolay yola gelmez. Bir nesil. Çok zor nesil. Yola eyvah, gelir. Eyvah. Çok zor. Olmaz demiyorum hiç de. Çok zor yola gelir. Helalla besleyeceksin. Haram yedirmeyeceksin ki çocuk güzel olsun. İbadetin namazda durdun mu? Pazarda senetler kırılıyor mu, yıkılıyor mu, faiz yükseliyor mu? Bunları düşünmeyeceksin. Ama sen böyle haram yetersen, namazı durduğun zaman tarlaya gidersin, bahçeye gidersin, dükkana gidersin. Her şey aklına gelir. Biz neden de, için karışık? Biz de diyoruz ki hocam, bu gençler niye böyle? Bu çocuklarımız niye evet. böyle? Bunun sebepleri... Ana baba. Evet. Ve evet. yediklerimiz... Besmelesiz yatağa girme diyor Peygamberimiz. Çünkü... Besmelesiz olduğu zaman, yani şeriat evindeyiz, din evindeyiz, burada şey yok. Evet, evet, evet. Şey yok, ayıp yok. Yatağa diyor, o hainde gelir. Birleşmede o da var diyor, onun suyu da var, şeytanın suyu var. Evet, aynen böyle. Hı hı, ben aynen. de onlara ortak olacağım diyor. Evlatlarına ortak olacağım diyor. Kur'an'da ayette var yani. Besmele çekmezlerse, benden sığınmazlarsa sana... Ortak olacağım. Kazandıklarını, çocuklarını, her şeyine ortak olacağım. Cenab-ı Hak hodur meydan diyor. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Serbest bırakmış. Besmelesiz yatağa giren çocuğun suyunda şeytan suyu var. Ondan sonra babası bakan olur, başbakan olur, falan olur, yüksek alim olur, profesör olur, hoca olur. Besmelesiz yaptıysa bir bakıyorsun çocuk bambaşka yolda. Neden? Suda karışıklık var. Besmele gir ya yatağa, besmele çek de gir. Yerken besmele çek. Çünkü besmele çekmezsen, içmezsen, yemezsen, içmezsen şeytan yer içer diyor. Yediğinde de o var. İçtiğinde de o var. Kazancınla besmele başlamazsan onda da o var. Böyle adamın namazından hayır gelir mi? Orucundan hayır gelir mi? Tat duyar mı? İslam hayat... Bir arz ederim, müsaade buyur. Buyurun. Hazreti Osman bir muharebede yaralanmış. O zaman anestezi falan mı var? Uyutacak ağrı kesici mi var? O yok. Girmiş bacağından çıkmış. Onu çıkaracaklar. Aksi halde gurd atar, kangren olur. Hayat demiş, durun, durun, durun. Bir de ateşte dağılacaklar çıkardıktan sonra. Kolay mı ya bu? Durun demiş, ben bir namaza durayım. Bir namaza durmuş. Birinci rekattayken çıkarmışlar oku. Kızgın demirle dağlamışlar kurt atmasın diye. Sarmışlar. Haberi yok hiç. Kılmış iki rekat. Demiş ki başlasanıza. Efendi demişler, biz onu birinci rekatta demiş, sen kıyam derken hepsini bitirdik. Namaz böyle kılınır. Hocam hikaye gibi geliyor bize. Evet ama bize hikaye, çünkü yapamıyoruz değil mi? Neden? Eyvah. Yediğimiz karışık, içtiğimiz karışık, gözümüz karışık, kulağımız karışık. Her şey, ondan sonra da ben namaza işe edemiyorum, zorlanıyorum. Oh, sen bir gerçekli birisi, geçen güne söyledim, dayak dersin sen ya dedim. Ben namaz kılmıyorum diyor, babam hoca, dedem hoca. Sen tam dayak değilsin, yani birisi gelip de lütfen sen namaz kıl mı diyecek yani. İnanmışsan, aklın var, iraden var, kullanacaksın. Bu iradeni Allah Celle, haram yeme. Haram içme, haram konuşma, harama bakma, haram dinleme. Ondan sonra Allahu Ekber dedi mi, namaz müminin miracıdır. O şerefe ereceksin. İnşallah. Namaz, oruç tutarsan orucun zevkini alacaksın. Ama yedin haram, içtin haramsa orucun zevkini alamazsın, guru guru aç kalırsın. Yani orucun şartları var. Yerine getirirsen oruç oruçtur, tamam, fetvası bu da. Namazın şartları var ama... Miden haramla doluysa, içtin haramla, gözün harama bakıyorsa, kulağın haram dinliyorsa, o namazın tadını duyamazsın, orucun tadını duyamazsın, ibadetin zevkine eremezsin. Neden Yunus Emre
ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. Adam tadını tatmış, biz de tatmıyoruz. İşte bu gibi şeylerden kaybediyoruz. Kat etmemiz gereken çok mesafe var. Evet efendim. Niyet. Şimdi hocam devam edelim. Turgut Küçük. Cevat hocamın ellerinden hürmetle öpüyoruz. Kadir Öztürk kardeşime de hayırlı programlar diliyorum. Öyle olsun. TV5 izleyen tüm gönüldaşlarımıza esenlikler. Ayfer Adaklı, Allah'ım ondan razı olsun, dost doğru yoldan ayrılmayan ender insanlardan demiş sizin için. Yüzünüze kar. İnşallah öyle oldu. Bak i̇nşallah, şimdi beni zora hepimiz sokuyor. Dedi ki İmam Azam misal verdik. Allah inşallah bize öyle i̇nşallah gibi, onların zannettiği gibi yapar. Birbirimizi böyle çek edelim o zaman. Düzeltelim inşallah. Emine Aydemir Karataş, selamünaleyküm, hayırlı sahurlar, hocamıza selam ve hürmetler. Benim sorum, biz yalnız sana kulluk eder ancak senden yardım dileriz dedikten sonra, biraz önce de buna bir değindiniz. Realde Amerika çok güçlü, onun yanında olmalıyız dediğimiz zaman itikadımıza zarar vermiş olmuyor muyuz hocam? Evet, şimdi efendim tabii önemli sorular soruyor da. Şimdi bu konularda tamamen dini esaslara uymak zorundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de siyaseten İslam'ın karşısında İran, Mecusiler düşman, Hristiyanlar düşman, Bizans İmparatoru düşman, Ehli Kitap da düşman, Yahudiler düşman, Hristiyanlar düşman değil mi? Ehli Kitap'la şey etmiş, hoş bir ilişkileri ilişki kurmuş. Önce putperestleri halletmiş. Yani bu böyle bir siyaseten olursa bir hedefe ulaşmak için taktiktir bu yani. Harpte de bir taktik, bazen geri çekilirsin bir zafere ulaşmak için. O sadette bunların zararı yok. Ama kişilik kaybı, aşağılık kompleksi içinde bir gavura yüksek adam gözüyle bakarsanız o zaman Cenab-ı Hak'tan ayrı hesap vereceksiniz ve azap göreceksiniz. O zaman biz Müslümanlar yenilmiş bir medeniyetin evlatlarız cümlesi yanlıştır diyor. İşte biz yenilmiş bir medeniyet değiliz. Değiliz. Tarihsiz hiçbir zaman. Bizde iş yok. Bizim sahip olduğumuz medeniyetimiz, değerlerimiz en üstün. Ama biz tembeliz, yatmışız. Evet, şimdi Ramazan sordunuz ama oralara gelmeden vakit bitti. Evet. Ramazan'da bakınız belli saatte kalkıyoruz. Belli saatte orucumuzu açıyoruz. Teravih'e gidiyoruz. Biz zamanlama, planlamaya bizi alıştırıyor Ramazan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı tam planlı, disiplinli, programlıydı. İbadet saati belli, ailesine ayırdığı saat belli, yiyecek saati belli, istirahat saati belli, insanlara ayırdığı saatler belliydi. Planlı bir yaşam. Planlıydı, disiplinliydi efendim. Hmm. Ama hangi Müslüman, hangi İslam devleti bunu yapıyor? Ama bunu gavurlar yapıyor. Ben mesela Amerika'ya gittim, çağırdılar gittim. Allah rahmet eylesin Sabahattin Zaim Hoca, bizim de hukuku vardır. Onun mezun olduğu, okuduğu, doktoru yaptığı üniversitenin önünden geçiyorum. Bir baktım onu, gittim hocamın oturduğu yere bir oturayım yahu. Gittim, ben dedim Türkiye'den gelen bir profesörüm, işte hocamın, hocamdır Sabahattin Zaim. Onun şeyine oturacağım diyeceğim. Cevap, çok büyük şeref kazanırım. Ama bugün programımda sen yoksun. Yarın seni dört gözle bekliyorum. Profesör cevap vermiş. Ben bu adama kızmadım. Planla hareket ediyor. Günlük programı bozamam diyor. Biz olsa ayılır ya ne olmasın deriz. Hmm. İşte bu planlı programı çalışma suretiyle Allah gavuru sevmez. Kafiri sevmez. Ama hak da yemez Allah. Çalışıyor. Programı çalışıyor. Aya gidiyor. Sen uyuyorsun. Ne yapıyorsun? Talebe yatıyor. İmtihan zamanı geldi mi sabaha kadar uyumuyor. Böyle başarı olmaz. Evet. Planlı program. Efendimizin hayatı buydu. Bizim en büyük eksiklerimizden bu. Ramazan bizi buna alıştırır. Beş vakit namaz bizi buna alıştırır. Ama biz bunları ezbere yapıyoruz. Müslümanlar disiplinli, planlı, programlı çalışır. Tembellik nedir bilmez. Efendimizin duası, her gün ettiği dua şu. Eûzü bike minel buhli. Dikkat edin. Cimrilikten sana sığınırım ya Rabbi. Paraya tapan adam, istediğinde veremeyen adam, her şeyi, her türlü şeyi, pisliği yapar. İkinci Allah'a sığındığı madde, ve uzbikim vel buhli vel keseli, tembelliktir. Biz çok tembeliz. Yani bütün Müslümanlar çok tembel. Yatıyoruz, yatıyoruz. Ondan sonra da gavurla ileri gitmiş. Gavur gece gündüz çalışıyor, planlı çalışıyor. Saat 4'te ben Hollanda'da kaç kere uçak kaçırdım.
Neden her dörtte herkes sabahın dördünde sokakta işe gidiyor? Bizde ne zaman gidiliyor beyefendi işe? 9'da 10'da. 9'da 10'da. Evet. Resulullah ne diyor? Rızıklar Allah'ın barik fi ümmeti. Evet. Allah'ın barik fi ümmeti fi bükuriha. Erken kalkanlara çok ver ya Rabbi diyor. Gavurlar da peygamberin ümmetidir. Müslüman ümmetime yok kaydı orada. Bütün insanların bütün insanlar onun ümmetidir. Davet ümmeti, icabet ümmeti biliyorsunuz. Ama peygamberimiz ayırmamış. O gavur erken çalışıyor, kalkıyor, çok çalışıyor, planlı çalışıyor. Allah da onun hakkını kesmiyor. Zalim değil ya Allah çünkü. O uçuyor, aya gidiyor. Biz yatıyoruz. Allah bizi sevdiği halde. Ondan sonra Allah'ın ne bize, diyor peygamberimiz? Allah'ın bize ver diyoruz. Güneş doğduğu zaman diyor bir mümin uyursa namaza kalkmamış. Aynen bak hadis bu böyle efendim. Benim sözüm değil. Böyle fi yüzüne hiç şeytanı. Şeytan onun iki kulağını da işer diyor. Hadis bu beyefendi. Şeytanın kulağına iş ediyor adamla hayır gelir mi? Kalkıyor, karısında kavga ediyor. Dükkanına gidiyor. Bir şeyle gelmiyor diyor. Ondan sonra işçisinle kavga ediyor. Şeytan kulağına işemiş. Her şeyi söylemiş güzel peygamberimiz ama biz kabul ediyoruz. Böyle tatbikatta bir şey yok. Evet. Gene de Allah bizi çok sevdiği için mesela şimdi Ramazan'da bunun üstesine saymıyor. Gelin diyor biraz şöyle camiye dolun, dolun diyor. Sizin başınıza gelecek belaları bu camiyi doldurduğunuzdan dolayı Efendimizin haberi böyle. Def eder Allah diyor. O topluluğun camide müminler düzgün saflar halinde camiyi doldurdular mı? Cami Allah'ın evi. Senin evi gelse ikramsız bırakır mısın? Sığar mı bu insanlığa? Allah ekremül ekremin. Kerem sahibine en ikramlısı. Evine geleni boş çevirir mi? Hele bir de diyor hadis böyle efendim. Ben gazabı çektim bunlara. Çok tembel, miskin, isyan edenler var. Ama camiye geldiler, doldurdular güzel saflar halinde. Bunların belalarını kaldırdım, erteledim buyurur diyor. Buhari Müslim hadisi bu. Camiye doldur Ramazan'da kardeşim işte. Şöyle git gürül gürül bir salavatlar getir. Memleketimizden İslam halinde belalar defolsun gitsin. Defolsun inşallah. Her zaman bunu yaparsan her zaman böyle. Şimdi Ramazan'ı daha kolay olur dedik ya. Yıl içerisinde bir araştırma var hocam. Yıl içerisinde en az polisiye anlamda suç işlenen ay Ramazan ayıymış. Evet. Bir ibadetin. Çünkü genel bir şey var ya hava. Evet. Yani o zaman başka zaman hiç camiye uğramıyor adam. Ya komşu camiye gidince o da imanı var çünkü tembel ama. Azıcık bir harekete geliyor. Genel bir şey oluyor. Bir Müslümanlık havası esiyor. Bir imanlarda kuvvetlenme oluyor. Onun için suç oranı düşüyor. Kendini herkes tutuyor yani. Bir de bir tek rüknün yerine getirilmesi bu kadar rahatlık getiriyorsa, İslam'ın diğer emirlerini yerine getirsek, Allah'ın bizim için vermiş olduğu kanunları, nasıl olur hocam? Dünya nasıl olur? İşte bakın bunun örneği gayet açık ve net. Bedir Harbi'nde 313 kişi var. İki tane süvari var, atlı var, ok mızraklı. Diğerleri yaya. Ben gittim efendim, bir arazi keşfettim. 72 kilometre. Sıcakta yürümüşler. Ayakta potin yok, ayakkabı yok. Sıcakta yürümüşler. Hem de oruçlularmış. Oruçlular. Allah Resulullah bozdurmuş orucu. Bakmışlar ki bayılan ayılan var. Bozdurmuş Ramazan'da. Varmış orada oraya hayır dememişler Efendimiz emredince yaya gitmişler. Allah ok Allah. Yok Allah. At yok, mızrak yok, kılıç yok, imkanı yok. Taşla sopayla karşıda 1000 kişilik şey var efendi. Tam teçhizatlı silah, düşman. Tam teçhizatlı düşman var. Ne yaptılar? Hepsini duman ettiler değil mi? İşte böyle müminler her şeye rağmen Allah için ölmeye hazırız. Her şeye razıyız dedikleri anda, bu kararı verdikleri anda ne diyor Cenab-ı Hak? Emdetnâküm bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. 1000 melek, sarıklı 1000 melekle size yardım ettik. İhtiyacı olsaydı daha da gönderecektik. Ve duman ettiler. Ebu Cehil gitti, hepsi gitti, Kuray şeyleri. Çanakkale'de de böyle oldu. Hı-hı. Efendi, bizim tek tüfeğimiz var. Patlıyorsun, dolduracaksın, bir dağıtacaksın. Karşı tarafta da mitralyöz, baba 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 diyor. Hem de siperde.
Ama bizim askerimiz şehitlik en büyük rütbe. Allah için namusumu çiğnetmem, vatanımı çiğnetmem, şehitlik en büyük rütbe diye o mitralyoncuları bayrama gider gibi atlıyor. Bakın şeylere, kayıtlara bakın. Birinci bölükten diyor hiç kimse sağ kalmadı. İkinci bölük bunu görüyor, koşarak gidiyor. Ondan kimse kalmadı. Üçüncü bölük koşarak. Ölümden korkmayan adamdan korkarlar. Evet. Düşman siperdeyken başlıyor korkmaya. Siperi bırakıp kaçıyor. Hatta orası giderseniz sarp bir yer onların siperlerin arkası. Acelesinden çoğu da kaymış düşmüş, kafası parçalanmış. Öyle Allah yüreklerine korku salmış. Ama biz de böyle bir fedakarlık nerede? Namaza bile kalkamıyoruz. Namaza bile kalkamıyoruz. Kalkmıyoruz. Şeytan kulağımıza işiyor. Ondan sonra avratla kavga ediyoruz. İşçiyle kavga ediyoruz. Uyuşuk bir herifiz. Ya beş vakit namaz nedir yani? Yılda bir defa oruç nedir? 17 saat, 20 saat. Bize bazı yerlerde 22 saat oruçmuş. Onu söylüyor ikide bir. Evet. Fırsat arıyor. Hocam yani, kısa bir araya gidelim. Bu arada soluklanalım. Çok lezzetli. İzleyicilerimiz de takip ediyorlar. Kısa bir ara mirasımız sahur vaktine devam edeceğiz. Buyurun. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Hayırlı sahurlar. Sofraları başında olan tüm kardeşlerimize Allah kabul etsin diyoruz. Komşularımızdan uyanmayan varsa az bir vakit var. İstanbul için tabii konuşuyoruz. Şu anda çok az bir vakit var. 3.09 15 dakika civarında var. Dolayısıyla uyanmayan kardeşlerimiz varsa hemen uyandıralım. Profesör Doktor Cevat Akşit hocamız konuğumuz. Cevat Akşit hocamızın en önemli özelliği İslam'ı nasıl yaşar bir Müslüman? Bununla ilgili bütün hayatını vakfetmiş bir hocamız. Çok değerli eserleri var. Bunlardan bir iki tanesini biz özellikle istedik ve şu anda yanımızda hem bu eserlerini konuşacağız hem de içerikleriyle ilgili biraz da bilgi verelim. Dediğim gibi biz Müslümanız elhamdülillah. Dünyada bir yaşantı amacımız var. Hocam tekrar hoş geldiniz. Beraber eksiğim varsa tamamlayınız lütfen. Biz Müslümanız, dünyaya geliş amacımız var. Kulluk. Başka bir amacımız yok. Evet. Bu kulluğu nasıl yapacağız? Evet. Reçete belli Kur'an-ı Kerim. Bunun açıklamaları var. İslam fıkhı var mesela, evet. Çok önemli. Günümüzde ne kadar itibar ediyoruz o bir muamma. Dev bir eseriniz var, Mebsut. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz? İşte nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili bilgiler var bunun için. Şimdi günümüz insanı neden mi, niçin mi arıyor? Bir şey söylediğiniz zaman neden diyor, niçin, delilin ne, kaynağın, dayanan ne? Bu gayet normal. İslam hukukunda sorulmayacak hiçbir mesele yok. Hristiyan'da sorma diyorlar da bizde İslam'da sorulmayacak hiçbir mesele yok. Ancak bazı meseleler kademeli, çok seviyeli. Mesela kader meselesini altyapısı olmayanla konuşmayacaksın. Anlayamaz adam. Altyapı istiyor. Bazı meseleler böyle seviyeli. Bu da gayet normal. İlkokul talebesine öğretilecek mesele var. Lise talebesine okunacak, üniversite okunacak, doktora öğrencisine, profesör öğretilecek konular var biliyorsunuz. Bu günümüzde de halen böyle. Bazı konular ilkokul talebesi alıyor ama İslam'da da mesela kader meselesi hassas bir konudur. Soru var, cevabı da var ama herkes anlayamaz diye deşelemeyin diyor Peygamberimiz. Bilgili, seviyeli. İşte bu günümüzün insanı da soruyor. Neden haram hocam? Neden helal hocam? Bunun mesela Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre, Maliki, Hanbeli mezhebine, dört mezhebe göre haramsa neye haram? Kur'an'dan dayanağı ne? Resulullah Efendimiz'in hadisinden dayanağı ne? Bunu delilleriyle İslam fıkhı,
Bunu ben özellikle işte 10 sene uğraştık ekiplerle. Hocam 31 cilt bu mebsut eseri. Bir cildi Fihriz, 30 cilt. 30 cilt. Konular. Kaç yıl uğraştınız hocam? 10 sene uğraştık. Geceli hocam, gündüzü. Allah razı olsun. Evet. Bu İmam Serah Büyük Sizin. Türk alimi şeyler zamanında Selçuklardan önce yaşamış. Karahanlılar döneminde yaşamış. Elhamdülillah şimdi Diyanet sahiplendi. Onun kabri eskiden bir mezbelelik bir mahalledeydi. Hı hı. İlk defa gittim, onu ziyaret ettim. Eserini tercüme ediyorum dedim. Hocadan izin aldım. Fatih okudum kendisine. Nerede hocam? O şeyde Kırgızistan'da. Kırgızistan'da. Evet, orada. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Şimdi oraya Diyanet türbe yaptırdı, cami yaptırıyor. Bir külliye haline getiriliyor. İslam fıkhının temelidir bu kitap. Bütün kaynaklar buna başvururlar. Bu da İmam Muhammed'in, İmam Azam'ın talebi İmam Muhammed'in Kitab-ül Aslı'nı esas almış. Yani İmam-ı Azam mezhebi imamıdır. Ona göre ama öbür mezheplerin şeylerine de delilleriyle şey ve onun için mebsut geniş şekilde ele alınmış kitap demek. Mebsut bu demek. Bütün soruların cevapları bütün bunda var. Bütün soruların cevapları bu. Neden ve niçinleriyle. Neden ve niçinleriyle. 31 biz cilt. Biz bunu yazdık ve biz vakfımız var. Öğrenci yetiştiriyoruz, hoca yetiştiriyoruz. Oraya vakfettik. Tamamen şahıslarla ilgisi yok. Evet. Yani ne elde edersek isteyenler, talebeye. İsteyenler Gümüşev Yayın Evi'nden temin edebilirler dostlar. Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. 10 yıllık bir emek. Evet. 10 yıllık bir emek böyle satır satır. Evet. Kelime kelime, cümle cümle. Aslını, yazılısını, yazılı metnini karıştıra. Çünkü orada bir yanlış yaparsak kabirde hesap vereceğim ben. Neden bunu yaptın diye bu hepimiz şimdi konuştuğumuzda hesabını vereceğiz. Evet. Sen de ben de yani. Evet. Herkes yani. Bir ana baba da böyle değil mi canım? Biz müminiz, inanıyoruz. Kabir suali haktır. Kabir azabı haktır. Cenab-ı Hak bizi hesaba çekecek. Amel defterlerimiz yazılıyor. Biz unutsaksa bunlar hesabını vereceğiz. Kurtuluşumuz yok. Hayır kurtuluşumuz var canım. Yani biz mümin umutsuz olmaz canım. Hayır şu anlamda. Cenab-ı Hakk'a şeyimiz, şu anlamda umudumuz çok büyük. Hani siz anlatıyorsunuz. Ha, yani hiçbir her şey saniyemizin hesabını vereceğiz. Her konuşmamızın, her adımımızın. Bu böyle yani. Bu da öyle. Yani bildiğimizi uygulayacağız. Yamuk basmayacağız canım. Dürüst olacağız. Özümüz sözümüze, kavlimiz fiilimize uygun olacak. İçli dışlı. Dürüst adam olacağız. İslam bunu istemiyor mu? İslam bunu istiyor. Böyle bir, güzel insan olacağız yani. Bir setiniz daha var. Gümüş evet. Set diye şöyle günlük bir baktım. Günlük duaları var peygamberimizin. Şurada ben baktım hocam. Modern ticaret hukuku ve İslam ticaret hukukunda haksız rekabet evet. Yazmışsınız. İşte faiz maiz şimdi olur mu olmaz mı? İslam hukukuna göre ticaret nasıl olur? Arkadaş? İslam ceza hukuku ve insani evet. Esaslar. O benim doktora tezim. İslam'da ticaret prensipleri. Evet. Bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz hocam. Evet. Uygulamıyoruz. Ben ticaret hukuku doçentiyim. Oradan doçent olduğum için iyi biliyorum. Ticaret kanunu. Biz ondan dolayı yazdım. Uygulamıyoruz bunu. Müslümanlar olarak. İşte ben de Müslümanlar yardımcı olmak için. Bak Allah Müslümansın, kardeşimsin. Din de bu böyle arkadaş. Artık bundan sonra sana ait. Onun için yazdım bunları. Mutlu evlilik. İslam'da lanetliler, Müslüman'ın 24 saati ve günlük dualar. Lanetliler da konusu değinelim efendim. Evet. Şimdi bizim en çok kaybettiğimiz noktalardan birisi o konu. Evet. Şimdi biz maalesef toplumsal yaralar demiştim. Maalesef biliyorsunuz hep filmler, Avrupa filmleri, Amerikan filmleri. Amerika'dan eline bir şey düşüyor, lanet olsun, kahrolsun diyor. Halbuki mümin lanetçi olmaz. Peygamberimizin sözü bu. Mümin lanetçi olmaz. Lanet etmek müminin vasfı değildir. Hele ana babalar çocuklarına suyu deviriyor böyle halıyı batırıyor. Allah belanı versin gözün kör olsun. Ana baba beddua ettiği anda diyor Resulullah Efendimiz. Onun sözünü bedduasını melekler anında arşa götürürler gereği infaz edilir. O kadar keskin. Onun için analar babalar bacılar lütfen oğlunuza kızınıza beddua etmeyin. Hiçbir mümine beddua etmeyin. Ederseniz sonra ağlayacak olan ben değilim. Kim ağlar? Ağlarsa kim ağlar? Analar ağlar. Analar ağlar ya. Geliyor hocam diyor beni kurtar. Nasıl kurtarayım? Sen yazdırmışsın. Beddua sen etmişsin. Yazdım. İşte onları ben dile getirdim. Buldum kaynaklarıyla.
17 sene uğraştım o kitabı yazmak için. 17 sene. 17 sene tabii. Hocam, çünkü nasıl... hesap vereceğim ben onları yarın kabirde niye böyle dedin diye kaynaklarıyla o evet, kaynaklarıyla. Bunlar da bu gümüş sette yine gümüş ev yayın evinde siz bunları vakfettiniz. Tamamen vakfa gidiyor. Bak, Allah tamam. razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Hocam çok az bir vakit var. Tabii sorular da var. Sevgili dostlar bizim bir sorumuz da vardı. Bugün Twitter'da Ramazan serinliği etiketiyle beraber Mescid-i Aksa'nın günümüzde Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük bir arazi. Hemen şunu da hemen gösterelim. Bu çok önemli. Bunu tanımamız mutlaka tanımamız lazım. Mescid-i Aksa şu anda işgal altında. Kudüs işgal altında. Dolayısıyla bir gariplik söz konusu. Bunu mutlaka tanımamız lazım. Bu Mirasımız Derneği'nin hazırlamış olduğu çok güzel bir çalışma. Bir kroki. Bu krokiden ve Kudüs Tarih Kitabı'ndan veriyoruz. Şu Mescid-i Aksa 144 dönümlük arazi duvarlarla çevrilmiş. Bunun, bunda kullanılan günümüzde kullanılan kapı adedini soruyoruz. Bugünkü sorumuz oydu. Kaç tane kapısı var? Şu anda kullanılan kaç tane kapısı? Bunun cevabını göndermeye devam ediyorsunuz. Ramazan serinliği etiketiyle beraber. Mesajlar var hocam. Hemen birkaç tane ben size aktarmak istiyorum. Enes Aydın, Mirasımız Derneği'nin çalışanlarından. Cevat Akşat hocamıza çok çok selam söyle abi demiş. Allah razı olsun. Aleyhisselam. Hocam farklı bir lezzetiniz olduğunu biz müşahede ediyoruz. Bunu neye borçlusunuz? Ya veyahut da nasıl başarıyorsunuz? Ama sen benim sırrımı söyle diyorsun. Sır söylenir mi ya? Ben vatandaştan birisiyim. İnsanlardan birisiyim. Öyle konuşuyorum işte görüyorsun. Böyle üniversitede konferans verir gibi konuşmuyorum. Sırrım bu. Sır bu. Evet. Yani senin gibi konuşuyorum. Köylü gibi konuşuyorum. Allah razı olsun. Olduğum gibi görünmeye çalışıyorum. Allah yani. Razı olsun. Olması gereken bu. Hocam çok Nuri Karataş, selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. Cevat hocamın ellerinden öpüyorum. Mübarek günlerde türlü televizyon kanallarında yıllar yılı ciklet orucu bozar mı bozmaz mı muhabbetleri yapa dursun. Hocamızdan cihadın hem kadın hem erkek Müslümanlara farz olduğunu bir kez daha yüksek sesle bildirebilirler mi demiş. Malum her kişi bunu söyleyemiyor. Neden? Bilmiyorum. Biz o İstiklal Harbi'nde bizim Kara Fatma yok muydu ya? Neden? Biz o milletin insanı değil miyiz? İstiklal Harbi'mizi hep bu kadınlarla beraber kazanmadık mı? Resulullah zamanında da bütün harplerde kadınlar çalışmadı mı yani? Hatta Uhud'da bizzat peygamberimizi koruyanlardan birisi kadındır. Nüseybe Hatun'dur. Yani diğerleri de hasta bakıcılık yapmış, geri hizmetleri yapmış. İslam'da niye var? Cihat hem kadın hem erkek herkese ve cihat ruhuyla yaşamayan bir mümin öldüğünde cahille ölümüyle ölür diye hadis-i şerif var. Hocam, yaşı 70-80 olsa bile. Bir daha tekrar edebilir misin? Gerektiğinde ben Allah yolunda ölmeye hazırım. Cihat ruhuyla yaşamayan bir kimse öldüğü zaman mete miteden cahiliye. Efendimizin ifadesi bu. Cahile ölümüyle ölür. Aynen böyle. Allah muhafaza. Dinimizin şeysi bu. Temel prensibi. Ben aktarıcıyım. Evet ben şimdi mesela yaşım şu ama pekala telefonu cevap verebilirim. Mutfakta işleri düzenleyebilirim. Yani bunu hepimiz böyle yapmak zorundayız. Bizim eski neslimiz de böyle elhamdülillah. İhtiyat askerlik vardı. Yani yaşlanınca askerlik bitmez. Herkesin yaptığı şey var. Kadın erkek herkes. Bu ruhla biz namusumuzu çiğnetmeyiz. Dinimizi çiğnetmeyiz. Vatanımızı çiğnetmeyiz. Çünkü bu vatan milyonlarca şehit kanı, evliya ve yatıyor altımızda. Biz bunları çiğnetmemek için canımızı vermeye her zaman hazır ruhla yaşayacağız. Yoksa şehitler bizi çarpar. Cahili ölümüyle ölürüz. Putperest adamlar gibi ölürüz diyor. Efendimizin tabiri bu ya. Biz bu ruhu asla kaybetmeyeceğiz. Elhamdülillah kaybetmeyiz. Kaybetmeyeceğiz Allah inşallah. Da kaybettirmesin inşallah. Bu arada çok az bir vakit var. Yavaş yavaş İstanbul için sahur vaktine yaklaşıyoruz. Son günlerde işte İstanbul ve ardından da Mardin'de elim olaylar, terör Allah rahmet hadiseleri. Etsin. Bak şimdi Allah ne kadar muazzam. Yani Allah geri kalanına sabır versin de. Bu iyi açtınız bu konuyu. Ramazan'da ölmek bir avantajdır. Hadislere göre. Yani her şey %100 değil ama
her şey bitmiş değil ama avantajdır, müjde var. Oruç ölmek büyük bir avantajdır. Bu kardeşlerimiz Ramazan'da mazlum ölmek şehitliktir. Hiç günahı yok adam, solda yok, sokağa giderler bombayla öldürüyor. Şehittir bu. Şehitler de en yüce insan. Makama namzettir. En yüce hele makamı. Bir de oruçluysa, hele bir de Ramazan'da ölmüşse bu, ne gıpta edecek yani, Allah gecinden versin. Tamam da geri kalanlara şunu söylemek istiyorum. İslam'da ölünün arkasından nara atmak, bağırmak, çağırmak niyaha kesinlikle lanet sebebidir. Kitabımda o var. Hı hı. Kaynağı var. Lanet sebebidir ve ölüye azap sebebidir. Ağlanır. Sulu sulu ağlanır ama bu bağırılmaz. Bu cahili adetidir. Bir, iki, şimdi evet bando çalınıyordu, Allah razı olsun, engel oldular, çok güzel. Müslümanın bando mu çalınır cenazesinde? Şimdi ama ne geldi? Güya iyilik yapacak. Tekbir getiriyorlar, salavat getiriyor sesli. Bu da caiz değil. Hocam çok önemli bir şey. Aynen, bu da caiz değil. Cenazelerde tekbir, yüksek sesle. Tekbir getirmek caiz değil. Salavat getirmek caiz değil. Orası düşünme yeri. Biz eskiden böyle bir millettik. Yahya Kemal Beyatlı merhum sessiz gemi diye yazı yazmış. Müslümanın cenazesine katılır. Deniz gibi kalabalık insan olur. Ortada bir taput, sanki gemi denizin üstünde. Sessiz gemi. Orası düşünme yeridir. Ben de bir gün böyle bu şeysiz ata bineceğim. Sonum olacak. Allah sonum hayır. Düşünme yeridir. Tefekkür. Nara atma yeri değildir. Salavat getirme sesli yoktur. Bid'attır. Yanlıştır. Bu kitapta var efendim. Mebsut'ta fıkıh var. Kitabında var. Kanun kitabında var. Salavat getirmektir. Bazısı da hoca ölmüş zikir getiriyor. Hayır, o da yasak. Sessizlik tefekkür anıdır. Sessiz, gayet intizamlı, kavga dövüş yok. Düşünme yeri. Düşünme yeri. Düşünme yeri. Tefekkür yeri orası. Biraz bunu belirtiyorum. İnsan tabii acılı olduğu için fren tutmayabilir. Yanımızdaki sus kardeşim, güzel kardeşim. Acın büyük ama bağırma diye uyarmamız lazım. Uyarmamız. Ben bu görevimi yapıyorum. Allah razı olsun. Hocam. Amcanın amcası, dayısı, kardeşi sus diyecek. Susmazsa kolundan tutup götürecek. İnan görevidir. Bir dakika var. Siz hemen suyunuzu yudumlayın. Ben de bu arada evet. Bitiriyorum. Allah razı olsun geldiniz. Evet. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Siz suyunuzu yudumlayın. Ben birkaç mesaj okuyayım. Son saniyeleri İstanbul için yaşıyoruz. Sümeyye Calas, 14 kapısı var demiş Mescid-i Aksa'nın. 4'ü kapalı demiş. Değerlendirdim. Mehmet Ali Turhan, hocamızın elinden öperiz. Ebu Bekir Köten, yine hadi oradan rumuzuyla, önceden 15 günümüzde 8 kapısı vardır. Hayırlı Ramazanlar. Cevat Akşit hocamıza selamlar. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah. Cihan Ezber demiş. Cevat Akşit hocamızı ilerleyen günlerde bir kez daha konuk edebilirseniz inşallah. Hocamız biraz uzaktan geliyor. İnşallah deneyeceğiz. Hakan Çelik, hayırlı sahurlar. Cevat Akşit hocamıza selamlar. Allah ondan razı olsun. 4 tane kapısı var diye biliyorum. Necati Çelik, ben doğru cevabı vereyim sevgili dostlar. Bir arkadaşımız, Aykut Kaya arkadaşımız doğru cevabı vermiş. 10 kapısı vardır demiş. Şu anda kullanılan 10 kapısı var sevgili dostlar. Bu Krokin'in üzerinde de var. Mirasımız Derneği'nin bastırmış olduğu. 10 kapı var. Bu 10 kapıdan bir tanesi Megaribe kapısı. Siyonist İsrail'in elinde anahtarı. Diğer 9 kapının anahtarı Müslümanların elinde. Bunlarla ilgili bilgileri de bilmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Ve evet, İstanbul için imsak vakti. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassana Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr